ben diyorum ki bir şarkı alalım şimdi. Şimdi o zaman şöyle. Biraz önce söylediğim şarkıdan Özkan Turgay yaptı düzenlemesini. Şimdi söyleyeceğim olan son çıkan albümün ismini, aranjörlüğünü, düzenlemesini Yusuf yaptı. Yusuf abim yaptı. Evet. İsmini bavula tıktım. Bütün sinirlendiğim insanları bavula almıyor. Ondan sonra almıyor. Da bir düet vardı. Onu ondan sonra beraber sonra. Tamam hadi bakalım. Gidiyorum şimdi ben. Senin olan bu şehirden. İsmini bavula tıktım. Koşmuyorum peşinden. Pişman olursam gelme. Attım bavulu nehre. Balıklar bile yemez. Akıllı onlar bile. Açacak güllerim, hangi nefes çarpacak yüzüme, başka biri dokunacak tenime, kum fırtınası gibi karmaşık yüzüme çarpıyor uzaktan bir ışık. Ah bir şişe şarap dalına. Şamata, ne de sakin şu dünya. Ah bir şişe şarap dolunayda ekstra. Dervişler gibi düştüm yollara. Yüreğim paramparça olsa da. Gidiyorum şimdi ben, senin olan bu şehirden, ismini bavula tıktım, kaçmıyorum peşinden, pişman olursan gelme, attım bavulu nehre, balıklar bile yemez. Onlar bile ağlamak yok. Bundan sonra sen yok. Başka ellerde açacak ellerim. Hangi nefes çarpacak yüzüme? Başka bile dokunacak tenime. Kum fırtınası gibi karmaşık. Yüzüme çarpıyor uzaktan bir ışık. Ah bir şişe şarap dolunayda ekstra. Ne kavga var yaşamata. Meğer ne de sakin şu dünya. Ah bir şişe şarap dolunayda. Dervişler gibi düştüm yollara. Yüreğim paramparça olsa da. Bir şişe şarap dolayda ekstra. Dikkatimi çekti. Çok güzel hayatım. Hem söylüyor hem dans ediyor. Ya böyle sanki kendini kaybediyor Yusuf abi, farkında mısın? Kelebek. Ah kelebek gibi. Kanatları kırılmış uçamayan bir kelebek. Şimdi bu şarkı ikisi de söz müzik benimdi. Zaten ben kendi şarkılarımı okuyorum. Kaç tane bestem var? Vallahi saymadım ama çıkmış 50 tane vardır yani. Çıkmış 50 tane var. Gerçekten çok güzel besteleri var değil var, mi Yusuf abi? Var tabii, çok güzel besteleri var. Evet yani ruhumu katıyorum. Bir de piyasa değil benim şarkılarım.
Evet. Yani böyle çıstak 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 nane, limon, ah ah çok sevdim falan değil yani. Şimdi değil zaten Yusuf abi yapmaz. Neden? Ben yıllardır hep Saadet'e bir albüm yapmak istiyorum. Saadet'e aldım, tuttum elinden. Dedim ki kızım yapacaksın bu albümü. Bir de zayıflayacaksın, böyle sanatçı gibi sanatçı olacaksın. Tamam, başka çaren yok. Şimdi hiç para öyle. Çok güzel biliyorsun Yusuf ona bir beste. Şimdi onu diyeceğim, evet bir de sen. Sonra da ucu bana dokundu. Ben de bir söz yazdım. Çok sevindim. Gerçekten evet. Çok sevindim. Evet. Şimdi Yusuf abi biz başka yerden aldığımızı söylemeyeceğim. Tabii ki 3 tane besteyi götürdük. Ben zaten Yusuf abi çok iyi tanıdığım için direkt böyle gitti. Beğendim. Gitti yani. Zaten renginden anlıyorum Yusuf abini. Beğendim mi beğendim. Şeyleri düşüyor. Saçları falan. Aynen anladım. Öyle. Şimdi gözleri de bana böyle bir bana bakıyor. Bir Saadet'e böyle bakıyor. Kafkas durumuyla bakar. Ama kalite. Saadet başka bir yerle görüşmüştü. Dedim ki yok Saadet. Yapacaksan Yusuf abi de yapacaksan, Yusuf abi de yapmasan da ben senin arkanda değilim. Dedim mi demedim mi? Ya hiçbir yeri seni hiçbir kanala... ehlileriyle yapmak. Evet. Bu işi dedim yapacaksan, maddi manevi bir kalite ortaya koyacaksan, ben de bütün kanaldaki yıllardır televizyoncuyum, alo size bir arkadaşımı gönderiyorum dediğimde, ben de demeliyim ki işte Yusuf bütün neyden çıktı albümü, hani göğsümü gere gere aramalıyım, aldım tuttum götürdüm. Sizler de bana başvurun, tutup kolunuzdan sizi götüreyim. Hem bana indirim de oluyor ben götürünce. Gene iş ucunu kendine getirdi. Ben götürürsem, benim aslımla giderseniz indirimli, ona göre. Şimdi bir de şu var, stüdyonun çok güzel olması tamam. Yani önce evet. Teknik çok önemli ama hani uçak çok güzel diyelim, Concorde'lar vardı bir ara. Ama beni oturt, ben onu uçuramam ki. Yani mühim olan oradaki beyin. Evet, Tom hiç Meister, mi bakmıyorsun Yusuf abi insanlarla uğraşmak? Çok zor çünkü değil mi Gülerda? Yusuf abi biraz anlat bakalım. Yani mesela sana geliyor, hiçbir şey yok ama bir şey yapmak istiyor, ortaya bir şey çıkarmak istiyor. Bıkmıyor musun? Hayır, kızmıyor musun abi? Bu benim işim, ben İş nasıl bıkabilirim ki? Yani. O yüzden senin orada huzur var bence. Evet. Ben oraya gittiğim zaman dersim bitecek diye korkuyorum. Ya hem ders yapıyoruz hem aralarda da sohbet ediyoruz. Orada bütün müzisyenler falan da var. Halis'i unutma. Bak kızar sana. Halis. Manitu derim. Manitu'cum. Ben de teşekkür edeyim Gül Hanım. Hiç ben istemeden bana sağ olsun. Canım hiç. Söyledi zaten Gülerda. Yok hiç. Hiçbir yere ayrılmayın diyorum. Gülerda'dan Yusuf abiden bakalım neler duyacağız. Hangi şarkıları dinleyeceğiz. Çok güzel bir düet yapacaklar ama ne zaman? Göçmen kadınlarında. Valla sesi nefistir Yusuf'un. Şey olarak söylemiyorum, yüz yüze değil. Böyle tam Davudi hoş bir sesi vardır Yusuf'un. Ama bir türlü çıkmadı. Çıkaramadım adamı. Ya ben anlatacağım biraz sonra nasıl çıkardım. Kısa bir aradan sonra. Evet, göçmen kızını yine bir pazar gününde hızla çok değerli konuklarıyla devam ediyor. Bir telefonumuz varmış galiba. Alo. Alo, merhaba. Halit'ciğim hoş geldin yayınımıza. Merhabalar. Nefis diyorum Halit'ciğim. Şimdi biraz sonra Halit'e bir şey soracağım. Nasılsın canım arkadaşım? Ben ne soracağını biliyorum Gülen'ime. Ben de biliyorum. Dur ne soracağım? Ne diyorum evet doğru. Seyrediyorum ne güzel orada 4 tane sevdiğim güzel insanlar tabii müzisyen arkadaşlarımız da. Bu arada tam ben gelirken Gül Hanım Çerkezlik var mı diye öyle bir şey söylediler, var mı? Ben de mi? Babam Selanikli. Ha tamam Çerkezlik. Ama benim soracağım soru bu değil. Halit hatırlıyor musun TRT'de? Hatırlıyorum biliyorum. Bir ülkeden bir borcu var bana. Ama ne borcu? Şimdi dur ne borcu? Şimdi herkesin önünde iddiaya girdik. Aynı programda. Dedim ki doğru. Erkek nüfusu fazla dedim. Hayır kadın nüfusu fazla dedi. Halit sen böyle değildin ya. Evet ve erkek nüfusu fazla. Biliyorum o tarihte de oydu. Dedi ki eğer öyleyse dedi. Sana dedi bir tane şarkıyı dedi. Stüdyosu albüm yani şeyini ben yapıyorum dedi. Peki tamam. Bir şey söyleyeceğim. Söz Yusuf abi de orada. Tam ekrandan göremiyorum ama gördüm orada kendisi. Esra'cığım merhaba nasılsınız? Merhaba Halit'ciğim teşekkür ederim. Gayet iyi görünüyorsunuz. Sağ ol teşekkür ederim. Buradan arkadaşlarla birlikte güzel sesinizden güzel ama Türkçe şarkı dinlemek istiyorum Yusuf abi. Yıllardır siz birçok albüm yapıyorsunuz. Adam Frank Sinatra söyler. Elvis Presley. Ama bugün şimdi Türkiye'deyiz. Türkiye'de Rumeli TV tabii Türkiye'nin dışında da Bulgaristan'dan, Romanya'dan dinlediklerini ben biliyorum. Evet. Şahit oldum gördüm. Onun için de bir Türkçe bir şarkı istiyorum. Tamam. Az evvelki iddia olayımıza da geldiğimizde eğer bu belgeli bir kanıt varsa sözüm söz. Ama ben yine iddia ediyorum Türkiye'de bayan nüfusu
tutusuna göre yine, hakim. Yine bak şimdi iddia gireceğim. Bir tane daha kazanacağım şimdi. İlk çünkü siz başkanım. Hayır, o iddiamızı siz söylediniz ama göremedik, netleştiremedik. Tamam, internete yani, yoksa... gir o zaman. Her yere gir. Tamam. Çünkü kadın nüfusunu, erkek nüfusu geçti. Siz hala sanıyorsunuz ki çok nadidesiniz. Böyle bir şey yok. Halit Dar. Sana bir şey sormak istiyorum canım arkadaşım. Sen son zamanlarda hayatında ne değişiklik var ki telefonlarına cevap vermiyorsun? Ya işte hayatımda... Neler yapıyorsun? Söyle bakalım canlı yayında. Yoksa evlilik mi var? Vallahi spor yapıyorum, yemek yapıyorum. Ha, evlilik var mı? Evlilik... yok, şu an için evlilik yok. Evlilik tuttum yani. Evli olduğunuz zaman bir takım onun güçlükleri var kolaylıkların yanında. Ha. Yani biraz dayanıklı olmak lazım. Ben o dayanıklılığı kendimde hissetmiyorum şu an. Biraz kıvırıyorsun gibi geliyor bana. Çok net söylüyorum yani. Benim bir şarkım var. Daha önce de söylemiştim. Kadınlar mağara devrinden beri başlayan bir baskınız var. Adam mağara devrinde yaşıyor karı koca. Avlanmayı diyor, avlanıp geri gelsin diye. Kadının sorduğu bir şey var. Nereye gidiyorsun? Ne? Gidiyorsun kontrol. Ne zaman döneceksin? Benim emrime tekrar geri dönecekse. Evli olmuşsunuz da garanti almayı istiyor. Tabii şaka bir tarafa, evlilik müessesi kutsal bir müessesi. Mağara devrine bırakın, yoksa tekerlekte kalmanız lazım. O dönemden lazım. Bu döneme aynı şeyler kadınlarda, biliyorsunuz yani. Hani kadınlar hep kontrol altında. Ama topluma yön veren, bizleri yetiştirenler hep bir anne. Çünkü evde onların, biz ne kadar dışarıda efelensek de eve geldiğimiz zaman yelkenleri indiriyoruz. Tabii ki öyle de olması lazım. Burada bütün kadınlarımıza sevgi ve saygı sunuyorum. Evliliğe hazır olduğum zaman evleneceğim. Konu bu değil de aslında ama. Benden kaçamazsın. Benden kaçamazsın. Sen az kaçamazsın. Gül Hanım'dan da Gül Hanım'dan da güzel şarkıları bekliyoruz burada. Yemekler hazırlanmış. Halit'ciğim sen yapacaksın. Üzülme, hazırladım. Halit, var mı söylemek istediğin canım arkadaşım başka bir şey? Seni çok seviyoruz. Hepimiz çok seviyoruz. Sizleri çok seviyorum. Hepinize çok selamlar. Allah'a emanet ol. Mert'e de sevgilerimi, saygılarımı ilet lütfen. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, şimdi Yusuf anons etsin. Hadi bakalım Yusuf abicim. Sen hangi şarkıyı, o şarkıyla ilgili şimdi mi anlatmak istersin, şarkıdan sonra? Yok, her şeyi sana bırakıyorum. Ben şimdiden anlatayım. Evet, hadi bakalım. Bu şarkıyla ilgili milattan önce yaptık bu parçayı. Gül'le birlikte. Orhan Pamuk'un babası Gündüz Pamuk'un bestesi. Aysel Gürel'in sözleri. Çok hoş. Sessize. Çok sessize. Severim kendisini. Evet, yani düet. Güzel bir parçadır. Bir 18-15 senesi var bu parçada. Var var. 18 senesi falan var. 18 senesi vardır. Evet. O parçayı seslendirelim. O parçayı hep birlikte dinleyelim bakalım.